Bugüne kadar fazla sayıda ikinci dereceden denklem gördük ama olur ya hala ezberleyememiş olabiliriz diyerek bir kez daha yazayım. İkinci dereceden denklemimiz şu şekilde olsun. ax kare artı bx artı c eşittir 0. Bir önceki videoda kanıtladığımız üzere bu denklemin çözüm kümesi şu şekildeydi. x eşittir eksi b artı eksi kök içinde b kare eksi 4ac hepsine birden bölü 2 Ah. Uh. Pekala, bu videoda a'ya, b'ye ve c'ye değerler vereceğimiz bir yığın örnek çözmek yerine ikinci dereceden denklemin bu işaretlediğim bölümü hakkında biraz konuşacağız. b kare eksi 4 ac hakkında. Örnek olarak çözdüğümüz sorularda gördük. Denklemin bu bölümü çözüm kümesinin nasıl olacağını belirliyordu değil mi? Örneğin b kare eksi 4 ac sıfırdan büyükse denklemin iki adet çözümü oluyordu. Sıfır eşit olmayan bir sayının karekökü söz konusu bu sayının hem pozitif hem de negatif işaretlisi olacak. Eksi b bölü 2a zaten her zaman var. E ne olur? Eksi b artı sayının karekökünün pozitif işaretlisi bir de eksi b artı sayının karekökünün negatif işaretlisi bölü 2a. Yani diskriminant sıfırdan büyükse çözüm kümesinde 2a'da çözüm var demektir. Az önce bir kelime kullandım değil mi? Diskriminant dedim. Diskriminant kelimesi ikinci dereceden denklemin şu bölümünü ifade eder. Evet evet bu bölüm farklı bir renk kullanayım. Bu bölüm ikinci dereceden denklemin diskriminantıdır. Aklınızda tutmanız gereken şey şu. Kök işaretinin altında kalan bölüm ikinci dereceden denklemin diskriminantı oluyor. Önemi de burada ortaya çıkıyor. Çünkü bu bölüm sıfırdan büyükse karekök dışına artı işaretli olarak çıkar. Hem artı hem de eksi işaretli iki sayımız olur. Son olarak da elimizde iki adet çözüm olur. Peki b kare eksi 4ac sıfıra eşitse ne olur? bu bölüm 0'a eşitse, b kare eksi 4ac 0'a eşitse, ikinci dereceden denklemin bu bölümü 0'a eşit demektir. 0'ın karekökü de 0'dır. O halde elimizdeki tek çözüm x eşittir. Eksi b bölü 2a'dır. Şöyle de düşünebilirsiniz. Elimizde yalnızca bir adet çözüm vardır. Yani diskriminant 0'a eşitse yalnızca bir adet çözüm vardır. Bu çözüm tepe noktasıdır değil mi? Aslında tepe noktasının x koordinatıdır. Yani apsisidir. x eksenine teğet olan bir parabolümüz olur. x eksenine teğet, x eksenine bir noktada değiyor. Bunun koşulu ne? b kare eksi 4 ac'nin sıfıra eşit olması. Son koşulumuz da b kare eksi 4 ac'nin sıfırdan küçük olması. Bu durumda karekök işaretinin altında negatif bir sayı olur. Bir önceki videoda böyle bir örnek işlemiştik. İlgilendiğimiz sayılar gerçel sayılar olduğu için negatif bir sayının karekökünü alamayız o halde. Gerçel sayılarda çözümü yoktur diyeceğiz. İleride karmaşık sayılar kümesinde çözüm olduğunu göreceksiniz ama gerçel sayılar kümesinde çalışıyorsak çözüm yoktur. Çünkü bu bölüm bir şey ifade etmez. Negatif bir sayının karekökünün gerçel sayılar kümesinde bir karşılığı yoktur. İrdelememiz gereken başka noktalar da var. Diskriminant pozitif işaretli ise yani b kare eksi 4 ac sıfırdan büyükse çözüm kümesi elemanlarının rasyonel sayı olup olmayacağı da ortaya çıkacak sonuçlardan biridir. Burası mesela 2'ye eşitse kare kök dışına kök 2 olarak çıkar o halde çözüm kümesi elemanları rasyonel sayı olur değil mi? b kare eksi 4 ac 16 olsaydı mesela... 16'nın tam kare olduğunu biliyoruz. Tam kare bir sayı, karekök dışına yine tam sayı olarak çıkacak. Böylece çözümümüz bir rasyonel sayı olacak. Neyse, bu kadar laf kalabalığı yeter. Biraz örnek çözelim çünkü bence anlatılanları somutlaştırmanın en iyi yolu örnek çözmek. Peki, şöyle bir denklemim olsun: eksi x kare artı 3x eksi 6 eşittir 0. Tamam. Şu anda merak ettiğim tek şey bu denklemin ne tür bir çözüm kümesine sahip olduğu. Bunu bilmek için x'leri bulmam şart değil değil mi? Böyle bir durumda yapmam gereken şey diskriminanta bakmaktır. b kare eksi 4 ac'ye bakmalıyım. Bu denklemin diskriminantı nedir? b kare 9'dur eksi 4 çarpı a yani eksi 1 çarpı c yani eksi 6. Peki bu neye eşittir? Parantez içindeki eksiler birbirini sadeleştirir ama elimizde hala bu eksi var. Ne olur? 9 eksi 4 çarpı 6. 9 eksi 24 bu da sıfırdan küçüktür, negatiftir. O halde kök içinde sıfırdan küçük bir sayı var. Yani gerçel sayılarda bir çözümümüz yok. Burada söz ettiğimiz senaryo gerçekleşti. Bu denklemin grafiği aşağı yöne bakacak çünkü burada eksi işareti var. Grafiği aşağı yukarı şöyle bir şeydir. X eksenimiz bu olsun. Grafiği aşağı bakacak. Tepe noktası X ekseninin altındadır ve grafiğin açık ağzı aşağı bakar. Grafik X ekseniyle kesişmez. Gerçel sayılarda bir çözümü yoktur. Peki, bir örnek daha çözelim. Elimizdeki denklem bu kez, bu kez pembe renkle yazayım. Denklem şu olsun, 5x kare eşittir 6x. Evet, gelin bu denklemi alışık olduğumuz şekilde yazalım önce. Her iki yandan da 6x çıkaralım. Ne olur? 5x kare eksi 6x eşittir 0. Şimdi de diskriminantı hesaplayalım. B kareyi bulmamız lazım. B kare eksi 6'nın karesidir. Eksi 4 çarpı a yani 5 çarpı c. Peki denklemin c'si nerede? Nerede? C yok. Burada artı 0 şeklinde bir ifade var ama yazmadım. C yok. Yani bu denklemde C 0'a eşit. Denklemin C'si yok. Yani çarpı 0. Buranın tamamı gider. Eksi 6'nın karesi artı 36'dır. Diskriminant pozitif işaretli bir sayı. Karekök içinde artı 36 var pozitif olmasının yanı sıra tam kare bir sayı ne güzel. Buradan anlıyorum ki elimde iki adet çözüm olacak ve iki adet gerçel sayı çözümü olacak. Gerçel sayı olduklarını bilmemle beraber aynı zamanda bunların rasyonel sayı olduklarını da biliyorum. Çünkü 36'nın karekökünü alabilirim. 36'nın karekökü artı 6 veya eksi 6'dır. İrrasyonel bir çözümüm olmayacak. İki gerçel sayı çözümüm aynı zamanda birer rasyonel sayı. Bu kez de buradaki senaryo gerçekleşti değil mi? Bu senaryoda irrasyonel sayı bir çözümümüz de olabilirdi. Onu da göz ardı etmeyelim tabii. Peki başka örneklerde çözelim. Konuya iyice ısınalım. Denklemimiz şu olsun. 41x kare. Hmm, büyüdük baya. Eksi 31x. Eksi 52. Eşittir 0 olsun. Aynı şekilde bu denklemin çözümlerinin ne tür çözümler olduğunu görmek istiyorum b kare eksi 4ac. b kare eksi 31 kare eksi 4 çarpı a yani 41 çarpı c yani eksi 52. Bunun sonucu nedir? Burası 31'in karesinin pozitif işaretlisidir. 2 adet eksi işaretlinin çarpımı var. 2 işaretle pozitif olur. Sonuçta pozitif işaretli olur. Denklemi yeniden yazalım. 31'in karesi artı burası da pozitif işaretli bir sayı olacak. Pozitif 4 çarpı 41 çarpı 52. Dikkat etmem gereken tek şey diskriminantımın pozitif işaretli olduğu. Sıfırdan büyük. Bu ne demek? 2 adet gerçel sayı çözümüm var demek. Bu ifadenin bir tam kare olup olmadığına bakabiliriz. Öyle mi bilmiyorum. Bunu hesaplamayacağım. Biraz işlem yapmak gerekiyor çünkü. Gerçel sayı olduklarını biliyoruz ama rasyonel sayı mı yoksa irrasyonel sayı mı bilmiyoruz. Olsun böyle kalsın. Bir örnek daha çözelim. Denklemimiz şu olsun. x kare eksi 8x artı 16 eşittir 0. Aynı şekilde gelin diskriminanta bakalım kare eksi 8'in karesidir. Eksi 4 çarpı a yani 1 çarpı c yani 16 eşittir 64 eksi 64 yani 0. O halde bir tek çözümümüz vardır değil mi? Bu çözümde tanım gereği rasyonel sayıdır. Bakınca hemen görünüyor zaten. Denklemimiz şuna eşittir. x eksi 4 çarpı x eksi 4 eşittir 0. Denklemin tek çözümü de x eşittir artı 4'tür. İkinci dereceden denklemlerin tanımı gereği derken şunu kastediyorum. Bakın diskriminant 0'a eşitse geriye yalnızca eksi b bölü 2a kalır ki bu da kesinlikle rasyonel sayıdır. Tabi a'yı, b'yi ve c'yi en baştan rasyonel sayı olarak aldığınızı kabul edersek değil mi? Her neyse, Umarım anlattıklarım yararlı olmuştur. Size çabuk bir yöntem anlattım. En sonuna kadar gidip çözümleri bulmanıza gerek yok. Çözümlerin ne tür çözümler olduğunu, kaç adet çözüm olduğunu ve gerçel sayımı yoksa rasyonel sayımı bunları görebiliyorsunuz. Diskriminantı bulmak sizi kestirmeden götürüyor. Bence bir diğer yararı da ikinci dereceden bir denklemin terimlerini daha iyi kavramanızı sağlaması.